ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorum. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. ATV Haber ailesi olarak Destan'ın 5. yılında 15 Temmuz özel yayınıyla yeniden karşınızdayız. Memleket saldırı altındayken o gece bizim için göğsünü siper eden şehitlerimiz 251 kahraman vatan evladı. Her birini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimizi de saygıyla ve yine minnetle selamlıyoruz. Bu gece çok özel. Bu geceye özel dosyalarımız var. 15 Temmuz'un kahramanlarını anlattığımız öykülerimiz ve portrelerimiz var sizler için hazırladığımız ve canlı yayınlarımız. Muhabir arkadaşlarımız İstanbul ve Ankara'da tarihin yeniden yazıldığı duraklarda bizleri bekliyor. 45 dakika boyunca o kara geceyi an be an anlatmaya devam edeceğiz. Ve ilk söz İstanbul'da olacak. Hemen arkadaşlarımız gelsin ekranlarınıza. Özlem Aktay her şeyin başladığı yerde adını o geceden, o şanlı direnişten alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bizi bekliyor. Özge Mahit'in ise hain kalkışmanın en kanlı duraklarından birinde onlarca insanımızı asker üniformalı teröristlerin kurşunlarıyla şehit verdiğimiz Saraçhane'de hazır. Ve Yavuz Oymak, o da o kara gecenin aydınlık sabaha kavuştuğu, darbecilerin artık net bir şekilde püskürtüldüğü saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletle buluştuğu noktada Atatürk Havalimanı'nda bizleri bekliyor. Arkadaşlarımız o gece yaşananları tanklara, uçaklara, toplara, mermilere karşı milletin nasıl bir direniş sergilendiğini yerinde anlatacaklar. Hazırlar, hepsine kulak vereceğiz ama öncesinde 15 Temmuz'un nasıl başladığını, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren özetlediğimiz bir dosyamızla açılışı yapmak istiyoruz. O kara gecede, köprüde ilk kurşunun ateşlendiği andan son ana kadar dakika dakika ne yaşandı? Gelin hatırlayalım. Türkiye 15 Temmuz öğleden sonra sakin bir gün geçiriyordu. Ama o öğleden sonra saat 16.16'da Ankara'da bir hareketlilik başladı. Darbe girişimi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subayın MİT'e giderek FETÖ MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı almak için kuruma saldırı düzenleyecek ihbarını yapmasıyla başladı. İhbarın ardından MİT Müsteşarı Fidan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla aradı. Saat 18.10. MİT Müsteşarı Fidan Genelkurmay Başkanlığı'na giderek komutanların toplantısına dahil oldu. Fidan bu ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini anlattı. Aynı dakikalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'ni arayarak havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi. Saat 20.22. MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay karargahından ayrılmasının ardından FETÖ'cü askerler saat 03'te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti. Planlarının deşifre olduğunu düşünüyorlardı. Saat 21.00. FETÖ'cü hainler planlarını yürürlüğe koydu. Saat 22.00. Genelkurmay karargahından silah sesleri duyuldu. Aynı saatlerde bir grup darbeci asker TRT Genel Müdürlüğü'nü işgal etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi de kaçırılarak Akıncı Üssü'ne götürüldü.
Saat 22.28 İstanbul. Ankara'da Genelkurmay karargahı karışırken İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Herkes önleri! Beklem yapma! Abi kapat! Yani, niçin müdahale abi ediliyor? Bilmiyorum. Abi kapat, sıkı yönetim. Tamam. Kapat abi. Sıkı yönetim. Sıkı yönetim abi. Kapat! Sosyal medyada köprüde asker polisleri gözaltına alıyormuş, köprüde terör tatbikatı yapılıyor iddiaları dolaşmaya başladı. Ne bu, ne oluyor şimdi? Sıkı yönetim oldu abi. Ordu devre el koydu. Tayyip yok. Güneş ürünler bizim tamam. Yok. Aynı dakikalarda tanklar Atatürk Havalimanı'na girdi ve giriş çıkışlar kapatıldı. Tanklara çıkmamız lazım. Buna müsaade edemeyiz. Böyle bir durum yok. Saat 23.02. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım televizyona bağlandı, yaşananların darbe olduğunu tüm Türkiye'ye duyurdu. Sayın Yıldırım, neler yaşanıyor lütfen bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirin efendim. Asker içerisinde bu malum yapı bir kalkışma içerisine de olduğunu tahmin ediyoruz. Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız. Binali Yıldırım televizyonlardan bu bir kalkışma açıklaması yaparken aynı dakikalarda darbenin başına geçmesi istenen Hulusi Akar bunu kabul etmeyince rehin alındı ve Akıncı üssüne götürüldü. Saat 23.08'i gösterirken FETÖ'cü hainler emniyete hedef aldı. Bir F-16 savaş uçağı Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı'ndaki havacılık tesisini bombaladı. Hemen ardından da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ağır bombardıman altına alındı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde televizyon ekranlarında bir şok yaşandı. Saat 00.13'te darbeci askerler TRT'de zorla korsan darbe bildirisi okuttu. Ankara semalarında F-16 uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Aynı dakikalarda İstanbul'da da darbecilerin yönetimindeki uçaklar kent üstünde alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı sindirmeye çalıştı. Darbeciler köprüler dışında Üsküdar'da Çevik Kuvvet, Acıbadem'de Telekom binası, Fenerbahçe'de Ordu Evi, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü'nü de tuttu. Bakın, askerler yönetime el koymuş. Eğer şunu diyen varsa ben... Canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç beni açar. Saatler 0.24'ü gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyonlara FaceTime'la bağlanarak halkı meydanlara davet etti. Bu darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Biz ölümüne. Başkan bu açıklamayı yaparken hainlerden oluşan bir tim de onu ve Marmaris'te ailesini arıyordu. Erdoğan Marmaris'te kaldığı otelden ayrılırken suikast timi hemen ardından baskın yaptı. O otel odası yerle bir edildi. İki koruma polisi şehit düştü. İstanbul'da, Ankara'da ve yurdun birçok noktasında vatandaşlar sokağa indi. Bebi! Anne gel buraya. Bebeğim olacak. Anne sen dön. Ne olur. Anne sen dön anne. Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde hainler katliam yaptı. Hainlere karşı göğüslerini siper eden halkın üzerine ateş açıldı. Başkent'te Ankara Emniyet Müdürlüğü F-16'larla bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Saatler 01.39'u gösterirken Meclis Genel Kurulu açıldı. Aynı dakikalarda Başkan Erdoğan'ı taşıyan ATA uçağı Dalaman Havaalanı'ndan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Ama darbeciler Erdoğan'ın yurt dışından sığınma hakkı istediği yalanını yaydı. Bunlar... Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi. Saat 02.16'da o karanlık gecenin en kritik olaylarından biri yaşandı. Darbeci General Semih Terzi Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Amacı kontrolü eline almak ve özel harekatçı askerleri halkın üzerine göndermekti. Ama o anlarda bir kahraman çıktı. Adı Ömer Halis Demir'di. Zekai Aksakallı'dan Semih Terzi'yi öldürme emri alan Halis Demir,
ucunda şehadet olan bu yolda tereddüt etmedi, terziyi alnından vurdu. Ardından da hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Saatler artık 2:30'u geçmişti. Başkentteki en uzun gecede gökyüzü hareketliydi. Hainler Kurtuluş Savaşı'nda işgal ordularının bile cüret edemediği bir girişimde bulundu. Halkın meclisi bombalandı. O sırada vekiller genel kuruldaydı. Saatler 3'e yaklaştığında darbeciler için artık yolun sonunu işaret eden olaylar başladı. Oran sitesinden TRT binasını işgal eden FETÖ'cü darbeci askerler gözaltına alındı. TRT yeniden normal yayınına döndü. Şu dakika itibariyle çok şükür sağ salim hayattayız. Ama FETÖ'cüler boş durmuyordu. Hainler Gölbaşı'ndaki TürkSat tesislerini vurdu. Aynı dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı'nın önü de hareketliydi. Saat 3.20'de meclis ikinci kez bombalandı. Aynı dakikalarda Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı binlerce vatandaş karşıladı. Millet başkanına siper oldu. Saat 4.54. Erzurum'dan iki F-16 uçağı darbeyi önlemek için düşürme yetkisiyle havalanmaya başladı. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına iki bomba atıldı. Darbeciler Millet Camii'nin önüne park etmiş araçlara bomba attı. Güneşin doğuşu FETÖ'nün karanlığını da aydınlığa çevirmeye başlamıştı. Saat 06.40'da Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden darbeci askerler teslim olmaya başladı. Sabah 7'den sonra hainlere kapsamlı operasyonlar yapıldı. Türkiye genelinde 754 TSK mensubu gözaltına alındı. Saat 8.26'da darbeci subaylar tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar helikopterle Çankaya Köşkü'ne gitti. Ankara'nın kritik noktaları darbecilerden temizlendi. O gecenin kahramanlarını, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Eğer onlar olmasaydı, Türkiye'yi bölmek isteyen hainler, Fethullahçı terör örgütü amacına ulaşmış olacaktı ve belki de bir ülkeden, bir vatandan bahsedemeyecektik. Söz verdiğimiz gibi ilk durağımıza darbeci hainlerin onlarca insanımızı katlettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyoruz. Tecrübeli arkadaşımız Özlem Aktay bizi bekliyor orada. Özlem, elinde bugüne dair notlar var. Elbette anlatacakların var. Önce oradaki atmosferi anlatmanı isteyeceğiz senden. Neler söyleyeceksin? Aslında buraya gelip de duygulanmamanın imkanı yok. Çünkü milletin bir destan yazdığı noktadayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırmasıyla birlikte sabaha kadar burada vatandaşlarımız destan yazdı. İşte bugün de o destan yazılan yerde millet şehitlerine sahip çıkıyor. Aileleri görüyorsunuz. Hemen onlara kısaca mikrofonu uzatayım. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geldiniz? Üsküdar Murat Reis Mahallesi'nden geliyorum. Şimdi açarken söyledim, buraya gelip de duygulanmamanın imkanı yok aslında. Mümkün değil. Mümkün değil. Burada savunmasız insanlar vatanını korumak için en donanımlı silahlara karşı burada mücadele verdiler. Şehit oldular. Allah mekanlarını cennet eylesin. Acımız büyük. Her yıl buraya gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarımı da getirmeye çalışıyorum. Bu duygu ve düşüncede olsunlar. Her zaman vatanın milletine sahip çıksınlar diye her yıl buraya getirmeyi düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Şehitlerimiz var. Arkanızda 15 Temmuz Şehitler Anıtı var. 34 şehidimiz var bu köprüde sabaha kadar süren çatışmaların ardından. Rabbim şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerime sabır diliyorum. Birlik beraberliğimiz her zaman daim olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Burası ziyaretçi akınına uğruyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı, o acı günün ardından buraya şehitlerimiz için bir anıt yapıldı. İçeride 251 şehidimizin isimleri var. Buraya gelenler şehitlerimize el açıp dua ediyor. Ve o günler unutulmasın diye de hemen arka tarafta bir hafıza müzesi var. O günün izini taşıyan her şey bu müzede var.
İşte buraya gelenler o müzeyi de ziyaret ediyor. Başta da söylediğim gibi buraya gelip de duygulanmamak imkansız. Burada vatandaşımız topa, mermilere karşı polisinin yanında büyük bir destan yazdı. Ve o destanı yazan şehitlerimiz darbenin 5. yılında da unutulmadı Nihan Günay. İşte sizlere aktardık. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Özlem, teşekkürler. Devam ediyoruz. Korkma! Sölmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sölmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. 15 Temmuz özel yayınımıza devam ediyoruz. İstanbul'daki ikinci durağımızda Saraçhane. Saraçhane darbeye direnişte çok önemli bir anıt. Çünkü teröristler o gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana binasını da işgal etmişlerdi. Ama milletin azmini, kararlılığını hesaba katmadılar. Onlarca şehit verdik ama darbecilere geçit vermedik. Özge Mahit'in o noktada bizi bekliyor. Özge, neler aktaracaksın? Bugün burası sabahtan itibaren ziyaretçi ağırlamaya başladı. Şehitlerimiz için dua etmek isteyenler bu noktada soluğu aldı. Tabii burası çok önemli bir nokta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu yerde Saraçhane'deyiz. Darbeciler İstanbul'un sembol noktalarını o gece hedef almışlardı. Ve Saraçhane'de önemli noktalardan bir tanesi olduğu için onların hedefleri arasındaydı. Asker kılığındaki darbeciler tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye binasına el konulmuştu. Cumhurbaşkanının çağrısının ardından yüzlerce kişi genç yaşlı demeden Saraçhane'ye akın etti. Ve milli irade tek yürek olup darbecilere karşı bir arada hareket etti. Sabaha kadar silah sesleri dinmedi buradan. En kanlı mücadelenin verildiği noktalardan biriydi burası. Ateş açıldı siviller üzerine darbeci askerler tarafından. Sığındıkları İBB binasından sabah saatlerine kadar sivil vatandaşların üzerine ateş açtılar. Zaman zaman yaralananlar oldu. Onlara yardım edenler vardı elbette. Ama onlar da yine o kurşunların hedefi oldular. Hemen arkamızda bir Vezneciler Camii var. Sabah saatlerine kadar oradan ezanlar, selalar yükseldi. Zaman zaman müezzin darbecileri ateşkese davet etti. Ama dinleyen olmadı. Ama halkın iradesi bir an olsun geri adım atmadı. Kolluk kuvvetleriyle birlikte mücadele ettiler ve sabah saatlerine karşı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gizlenen darbeciler teslim oldu ve tutuklanarak, gözaltına alınarak tutuklandı. Ve o gün kaydedilen görüntülerin her biri tarihe geçti. Hepsi ayrı bir özellik taşıyor. Hepsi gördüğümüzde tüylerimizi diken diken ediyor. Onlardan bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen, işte arkamda da hemen heykeli yapılan bu görüntüydü. Millet iradesine inananlar Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla Saraçhane'ye koştuklarında hemen İBB meclisinin hemen yanındaki bu süs havuzunda abdest aldılar o gece. Sanki yaşayacaklarını biliyormuş gibiydiler. İşte bu abdesti alırken burada onların o görüntülere yaslayan anlarının bal mumundan heykelleri yapıldı. Aslında onlar bu aldıkları süs havuzundan aldıkları abdestle ölmekten değil, abdestsiz ölmekten korktuklarını gösterdiler herkese ve bu iman gücüyle, milli iradeyle darbecileri burada aldatmayı başardılar. O gece 14 şehit verdik Saraçhane'de ve o anlarda kaydedilen görüntüler hafızalarımıza kazındı. Tam bundan 5 yıl önceydi. Şimdi o görüntülere gidelim ve o an kaydedilenleri izleyelim. Şu anda halka ateş ediliyor. Belediyenin önündeki havuzda abdest aldılar, hainlere karşı şehadete yürüdüler. İlk sözleri de son sözleri de Allah oldu, vatan oldu, millet oldu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. 17. 17 vatansever o karanlık gecede İstanbul Büyükşehir Belediye binasını darbecilerden kurtarmak için şehit düştü.
Şehit sayısı 17 idi belki ama daha binlerce İstanbullu o mertebeye uzanmak için canını ortaya koydu. Darbeciler İstanbul'un kalbi olan yönetim binası kapısına dayandı. Aralarında 3 rütbeli de vardı. Hainler önce kapıdaki güvenlik görevlilerine saldırdı, ardından da bazılarının silahlarını aldı. İşte bu lacivert ceketli gözlüklü kişi o dönem belediyenin sivil savunma sekreteri olan Mehmet Tunç'tu. Tunç darbecilere yol gösterdi, hatta onlara yemek bile hazırlattı. Daha sonra bu görüntüleri inkar etse de Mehmet Tunç ceza almaktan kaçamadı. FETÖ'nün uşakları binadan içeri girerken Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla vatanseverler de sokağa çıkmaya başlamıştı. Teröristler o andan itibaren gözlerini kırpmadan namluyu sivillere doğrulttu ve sabahın ilk ışıklarına kadar ölüm kustu. Şu anda halka ateş ediliyor. Ambulans! Ama direniş başlamıştı bir kere. Fatih'in torunları, Fatih'in onlara emaneti olan şehri darbecilere bırakacak değillerdi. Halk Büyükşehir Belediyesi'nin önünde şehadete yürürken Mimar Sinan'ın yadigarı Şehzadebaşı Camii'den de ard arda sela sesleri yükseldi. Caminin müezzini Oğuzhan Bahtiyaroğlu minareden cuntacılara kışlana dön diye seslendi. Bütün her tarafta kendi emekçi çekilme kışlasına bir tek sen durana kaldın. Sen de çekil, üzme Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler insanlık suçunun delili olarak kayıtlara geçti. Saatler ilerledi, Saraçhane'deki kalabalık giderek büyüdü. Darbecilerin hainliği korkutmadı İstanbulluları. Kafayı kaldırma, kafayı kaldırma. Ellerinde bırakın silahı sopa bile yoktu vatandaşın. Tek güçleri imanlarıydı, vatan sevgileriydi. Bir de hainleri iknaya çalıştıkları, kalpten gelen sesleri vardı. Asker teslim ol! Asker teslim ol! Asker teslim ol! Fatihliler kapıda direnirken belediyenin güvenlik görevlileri de bina içinden başladılar mücadeleye. Belediyenin silahlı güvenlik görevlileri kapıdaki darbeci güruhu püskürttü. Güvenlik görevlileri üniformalı teröristin silahını almak istediği sırada diğerlerinin şaşkın şaşkın baka kalması dikkatlerden kaçmadı. Bu da o gece kayda geçen en çarpıcı belki de en yüz kızartıcı görüntü oldu. Baskının başarısız olduğunu anlayan rütbeli darbeci yakalanacağını anlayınca elbise dolabını açıp çalışanlardan birinin ceketini giyerek kamufle olmaya çalıştı. Şerefiyle taşımaya ant içtiği ama yeminini bozarak ihanet ettiği üniformasını gizlemesi de onu kurtarmadı. Vatan haini darbeci böyle yakalandı. Etkisiz hale getirilen darbeciler arka kapıdan polise teslim edildi. ...17 vatansever o karanlık gecede İstanbul Büyükşehir Belediye binasını darbecilerden kurtarmak için şehit düştü. Onlardan biri de Profesör Doktor İlhan Varank'tı. Varank'ın son sözleri de burası Çanakkale'dir oldu. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın.
Tam 5 yıl önce bu gece İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda olanlar bitenler hala hafızalarımızda. Ama hem hafızayı hem de duyguları tazelemek için o noktaya gideceğiz şimdi de. Yavuz Oymak hazır bizi bekliyor ve Yavuz seni dinliyoruz. Hemen sıcak görüntüyle başlayalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'ndan geçti yanımızdan. Tam ben yayına girerken onu da göstermek istedik. Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'na indi ve şu anda konvoyu hareket ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Tam 5 yıl önce hainler zırhlı araçlarla, ağır silahlarla birlikte işte tam da bulunduğum noktada binlerce vatandaşımıza mermi yağdırdı. Amaçları direnişin en önemli kalelerinden bir tanesi olan Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmekti. İnen uçakları, kalkan uçakları, hava kontrol merkezini gasp etmek istediler, ele geçirmek istediler. Ama hem burada büyük bir direniş vardı hem de o anlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ata uçağıyla birlikte Marmaris'ten bulunduğumuz yere Atatürk Havalimanı'na geliyordu. Direniş burada inanılmaz şekilde o mücadele devam ederken hainler bir ara hava kontrol merkezini ele geçirdiler. O anda Cumhurbaşkanımız uçağı havadaydı ve uçağın pilotu farklı bir frekans rota vererek güvenli şekilde Cumhurbaşkanımızın inmesini sağladı ve özel harekat timleri kuleye operasyon yaparak orayı temizledi. Cumhurbaşkanımız buraya geldi ve halka o tarihi konuşmayı yaptı. Peki o anlarda, o kara gecede 5 yıl önce direnişin kalesinde Atatürk Havalimanı'nda neler oldu? İşte o tarihi görüntüleri hep birlikte izleyelim. Hainler o gece Atatürk Havalimanı'nı da kuşattı. Bu eşofmanlı asker mi olurmuş ya? Bunlar kimin köpeği ya? Darbeye karşı omuz omuza! Darbeye karşı omuz omuza! Ama on binler Başkan Erdoğan'ın talimatıyla havalimanına doğru yürüyüşe geçti. Allah bizimle! Allah bekle! Korkusuzca kilometrelerce yürüyen halk, gecenin ilerleyen saatlerinde havalimanına ulaşmayı başardı. Ateş açıyorlar beyler. Hava alan döndüğünüz, havaya ateş atıyor ya asker. Var mı böyle? Bütün Türkiye sizi izliyor şu anda, bütün Türkiye bak. Ancak asker üniformalı o hainler tanklarını milletin üzerine sürdü. Ama millet yine de vazgeçmedi, akın akın havalimanına gelmeye devam etti. Arkadaşlar, imkanı olan herkes Atatürk Havalimanı'na gelsin. Yürüyerek gelin, koşarak gelin, yeter ki Atatürk Havalimanı'na gelin. Biraz sonra Recep Tayyip Erdoğan gelecek üstüne. Halk belki o dakikalarda habersizdi ama ana muhalefet lideri onlar gelmeden kısa süre önce darbeciler tarafından havalimanından güvenli bir şekilde çıkarılmıştı. Ve dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçerek o gece yaşananları televizyondan takip etmişti. Ancak asıl soru şuydu, Başkan Erdoğan ve ailesini taşıyan uçak ne zaman iniş yapacaktı? Uçak daha Atatürk Havalimanı'na inmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve darbecilerin ele geçirdiği hava trafik kontrol kulesine operasyon düzenlendi. Bu sırada dışarıda ise halk direnişe devam ediyordu. Ve belki de gecenin en kritik anı kuleyle yaşanan o tarihi konuşma.
Anlaşıldı. Atatürk için yaklaşma talep ediyorsunuz. Kalk Bey hocam. Yaklaşma ve iniş talep ediyoruz. Darbeci bir pilot tarafından havada taciz edilen uçak gece saat 3 sıralarında sorunsuzca piste iniş yaptı. Başkan Erdoğan ve hain girişimin ilk dakikalarından itibaren bir an olsun bile yanından ayrılmayan Berat Albayrak ve ailesi İstanbul'a ulaştı. Haberi alan on binlerce kişi Apron'a akın etti. Millet burada, darbeciler nerede? Millet burada, darbeciler nerede? Ve başkan milletiyle buluştu. Seni öptü lan, helal olsun sana var ya. Başkan Erdoğan kısa süre sonra da o tarihi açıklamayı yaptı. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz, size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. İşte bu açıklamanın ardından havalimanında bulunan 45 darbeci polisler tarafından gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı darbecilerden temizlendikten sonra Başkan Erdoğan bu kez de kahramanca direnen halka seslendi. Silahları bu millete yönelecek kadar alçak durmalı. Şu anda bu milletin kendi iradesiyle iş başına getirdiği hükümet böyledir. %52 iş başına getirdiği Cumhurbaşkanı görmedim. Reklam arasına gidiyoruz. Ardından özel yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Unutmadık, unutturmayacağız demiştik, diyoruz demeye de devam edeceğiz. Hainler hiçbir şekilde bu vatanı bölemeyecekler. Bu millet Çanakkale'de nasıl mücadele ettiyse 15 Temmuz'da da öyle direndi hainlere. Yarın da yine bizler dedelerimizden aldığımız emanetle o şuurla çocuklarımızla beraber mücadele edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Arkadaşlarımız direniş noktalarında bizi bekliyor. Samet Özsaylan Beştepe Külliyesi'nde, Betül Bilsel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Kübra Arslan Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde ve Büşra Durusoysa Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda. Arkadaşlarımız hazırlar. Yayın vaktimizin müsaade ettiği ölçüde her birine yer vereceğiz. 251 şehit verdik o gece. 251 kahraman vatan uğruna can verdi. İşte Ömer Halis Demir'in adı da o şehitler listesinde en yukarıya yazıldı. Ömer Halis Demir, asker üniformalı teröristler harekete geçtiğinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda nöbetteydi. Telefonu çaldı, arayan komutanıydı. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım.
Ne korku vardı yüreğinde ne de keder. Hainlerin memleket üzerine kabus gibi çöktüğü gecede umut ışığını yaktı. O Ömer Halis Demir'di. Çok güçlü dedi, hissi var dedi. Yerimde duramıyorum dedi. Çok şehadetini ağır hissetmişti daha önce. Baba içerimde çok ağır hissi vardı. Ben bugün de rüyamda ben sordum oğlum nereye gidiyorsun dedim. Baba nöbetim var, nöbetime gidiyorum dedi. Soyadı gibiydi yüreğindeki vatan sevgisi. Görev yaptığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda nöbetteydi. Telefon çaldı. Karşısında Zekai Aksakallı vardı. Aksakallı Paşa Ömer Halis Demir'e durumu anlattı. Semih Terzi oraya geliyor, karargah sana emanettir. Gerekirse vur emrini verdi. Adından aldığı güçle bir an bile tereddüt etmedi Ömer Assubay. Komutanının bu yolun sonunda şehadet var, hakkını helal et sözlerine sadece baş üstüne komutanım diye yanıt verdi. Ve dilinden bu dünyaya dair son cümleleri döküldü. Hakkım sizlere helal olsun, canım vatanıma feda olsun. Bir süre sonra darbeci hain Semih Terzi iki helikopterle Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na indi. Çevresini saran ekibiyle birlikte karargaha doğru yürümeye başladı. Ömer Halis Demir aldığı emri yerine getirmek için yanına yaklaştı, iki el ateş etti. Cuntacıyı alnından vurdu. Darbenin seyrini değiştiren olaylardan biriydi bu. Halis Demir Terzi'yi vurduktan sonra hainler tarafından şehit edildi. Vatan için yetiştirdi. Vatana da verdim yani. Ömer Assubay canını vatanı uğruna vermişti. Ama karargah düşmemişti. O saatten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çatışmalar büyüdü. Kahraman askerler komutanlığı cuntacılardan temizlemek için sabaha kadar çatıştı. Üç hain öldürüldü, geri kalanlarsa teslim oldu. Karargah düşmemişti. Böylelikle özel kuvvetlerde görevli askerlerin emir komuta içinde darbeye katılması da engellenmiş oldu. Anayasal düzene uyan subaylarla. Çobandı Ömer, babasının kuzusuydu. İhanete ilk kurşunu o sıktı. Askerdi Ömer, yüreği Halis Demir'den aslan gibi bir asker. Ve şimdi o, peygamberin kutlu ocağında bir nefer. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde iş dünyasının önemli isimlerinden ardı ardına mesajlar geldi. Bu özel günde iş insanlarının ortak vurgusuysa milli birlik ve dayanışma oldu. Birlik ve beraberliğimizin anıtlaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve sokaklara çıkarak bu destanın bir parçası olan yaşlı, genç, kadın, erkek demeden demokrasi nöbeti için kendini siper eden milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan 5 sene önce hain güçlere karşı kahramanlık destanı yazan milletimizin açtığı yolda ilerliyoruz. Bizler bugün Türkiye'nin geleceği için çalışabiliyorsak, bunu onların canları pahasına yaptıkları fedakarlıklara borçluyuz. 15 Temmuz gecesi üstün cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazan kahramanlarımız adına çalışmak, üretmek borcumuzdur. Değerli izleyiciler, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir milletin geleceğine, özgürlüğüne ve seçtiği temsilcilerine yönelen bir silahlı kalkışmaya karşı bilfiil sokağa inerek kanıyla, canıyla mücadele ettiği ve inanılmaz bir zafer kazandığı 15 Temmuz'un 5. seneyi devriyesindeyiz. Bu uğurda şehitlik mertebesine erişen kardeşlerimize Yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor,
kendilerine gazi olan binlerce kardeşimizle birlikte tekraren şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanı ve milleti için tereddütsüz göreve koşan ve alçakça kalkışmayı bozguna uğratan bu büyük milletin bayrağını göklerde dalgalandıran Türk Hava Yolları ailesi olarak bu milleti millet yapan kadim değerleri ve kültürü dünyanın dört bir yanına taşımakla iftihar ediyoruz. Ülkemiz bin yıldır böyle bir ihanete tanıklık etmedi. Uygarlık tarihinde nice darbeler yaşandı. Ama bu darbelerin hiçbiri bir milletin içine nüfus eden bu denli hain bir saldırıyla kıyaslanamaz. Devletimize, ülkemize, bayrağımıza, işimize sahip çıktık. Daha önemlisi ben hür yaşadım, hür yaşarım diyen bu millet demokrasiden, özgürlükten yana taraf oldu. 15 Temmuz'da ülkemizde yaşanan darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ve yüce Türk milletinin olağanüstü mücadelesiyle engellendi. Bu millet söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek sokaklara döküldü. 248 vatandaşımızın şehit düştüğü, 1500 vatandaşımızın yaralandığı bu kanlı ihanet girişimi yüce Türk milleti tarafından kararlılıkla geri püskürtüldü. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz bizlere milli birliğimizi, kenetlenmemize, mücadele azmini, güçlü ekonomimize, milletimizin inancına ve dik duruşuna hatırlatmaktadır. Bu darbe girişimi ve üstüne bir de pandemiye rağmen 5 yıldır ülke ekonomimize büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekorlara imza atıldı. Bizler de Artaş grubu olarak vatanımıza olan borcumuzu daha çok çalışarak, daha çok istihdam alanında oluşturarak yerine getirme gayretindeyiz. Biz yapan en önemli değerlerimiz olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet altında şahlanarak devam edecektir. Tabii ki ülkemizde bu şahlanmamızı vatan ve bayrak uğruna canını seve seve feda eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçludur. Darbeci hainlerin hedef aldığı noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Demokrasinin kalbine göz diktiler, bombaladılar hem de saatlerce. Ama mecliste o gece bulunan hiçbir vekil yerini terk etmedi. Meclisi hainlere bırakmadı ve o gün o mücadeleyi sergileyen her bir vekile ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Betül Bilsel karşımızda ve neler olup bittiğini bize aktaracak şu anda. Betül. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz gecesi yani 5 sene önce iki bombayla hedef alındı. Havadan defalarca vuruldu. Kritik bir noktadaydı. Çünkü Genelkurmay karargahıyla da çok yakın bir nokta. O gece milli iradenin tecelligahı olan meclis hedef alındı dedik ama tabii ne hain darbeciler emellerine ulaşabildi ne de o hain darbecileri destekleyenler emellerine ulaşabildi. O gecenin yıl dönümünde de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai devam edecek. Milletvekillerinin sürdürdüğü o geceki nöbeti bugün gençler devraldı ve gençler demokrasi nöbeti tutacaklar. Önümüzdeki dakikalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilden getirdiği gençler burada demokrasi nöbetine başlayacaklar. Saatler 22.30'u gösterdiğinde ardından orada gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde hazırlanan belgeseller gösterilecek. O gece yaşananlar bir kez daha hafızalarda canlanacak. Gençler bir kez daha o gece yaşananları hatırlayacak. Hemen sonrasındaysa saatler 02.16'yı gösterdiğinde Ömer Halis Demir'in şehit edildiği dakikalarda gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bırakılacak. Ömer Halis Demir'in ruhu bir kez daha yad edilecek. Çünkü darbenin seyrini değiştiren isimdi Ömer Halis Demir ve 02.32'de anıta çelenk bırakılacak. Anıt dediğimiz yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi iki bombayla hedef alındı demiştik. Bombalardan birinin düştüğü nokta bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk adreslerinden biriydi. Anma törenleri kapsamında ve saatler 3'ü gösterdiğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek ve tören böylece tamamlanmış olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Ve 15 Temmuz'un 5. yıl dönümüne özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yayınlanıyor. İzliyoruz. Müzik
Müdahaleleri sırasında bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen 251 şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Her birinin hikayesi ayrı bir destan olan şehitlerimiz, gömelim gel seni tarihe desek sığmayacak kahramanlıklarıyla bu millete, kefen biçenlere hak ettikleri dersi vermişlerdir. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama, Rabbimizin katında en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimize vefa borcumuzu geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti içindeyiz. Erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, öğrencisi ve hocasıyla, işvereni ve işçisiyle, memuru ve esnafıyla, velhasıl her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek, sokakları ve meydanları doldurarak, gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, yeri geldiğinde önlerine katıp kovalayarak, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hakka tapan milletimizin istiklal aşkı, hür yaşamış bayrağımızın nazlı dalgalanışı, yurdumuzun üzerinde ebediyen inleyecek ezanlarımızın sesi şahidimiz olsun ki ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. Öteki dünyada da bu iblis yoldaşlarının yakasına yapışacak, ruz-i mahşerde peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletim, 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır. Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar bize, kendi devletine, kendi halkına, kendi insanına silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir. Esasen milletleri millet yapan unsurlardan biri de tarihlerindeki bu tür acıyla, canla, kanla yoğrulmuş zaferlerdir. Bin yıllık vatanımızın dikensiz gül bahçesi olmadığını neredeyse her günümüzü mücadeleyle geçirdiğimizi biliyoruz. Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Yakın çevremizde son 1-2 asırdır yaşananları gördüğümüzde bu bedelin karşılığını, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, devletimizi, geleceğimizi kurtarmak olarak aldığımız bir gerçektir. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. PKK'sından DAEŞ'ine ve FETÖ'süne kadar envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Türkiye'ye karşı içinde bulunduğumuz her uluslararası platformda sergilenen çifte standart aynı senaryonun bir diğer boyutudur. Binlerce, on binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesiyle gelip gönül coğrafyamızı kana ve gözyaşına bulayanlar, milyonlarca insanın geleceklerini karartanlar, Türkiye'yi aynı akıbete ortak edememenin öfkesi içindedir. Kendi güvenlikleri ve konforları için ülkemizi kalkan olarak kullandıklarını sananlar, aslında bizim büyük bir medeniyet,
ve tarih mirasına sahip çıktığımızı anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Bölgemizde barışı, huzuru, istikrarı, güvenliği sağlamak için gösterdiğimiz gayretler ve yaptığımız fedakarlıklar esasen büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda giderek güçlenen uyanışın ayak sesleridir. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Darbe girişimleriyle millet iradesini ortadan kaldırmak suretiyle devletimize el koymak isteyenler, binlerce yıllık geleneğin son halkasını daha da perçinlediklerini fark edemediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, her istikamette ülkemizi derin tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan koparmaya kalkanlar çok daha sağlam gönül bağları kurmamıza vesile olduklarını farkına varamadılar. Bizim sadece ve sadece tüm insanlık adına dile getirdiğimiz hak ve adalet taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların sesi, soluğu, umudu haline gelmemizin sırrını kavrayamadılar. Tıpkı 15 Temmuz gecesi milletimizin nasıl olup da dünyanın en modern savaş araçlarını çıplak elleriyle durdurduğunu anlayamadıkları gibi ülkemizin diğer hususlardaki duruşunun sebebini de çözemediler. Halbuki biz sadece kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız için, tüm dostlarımız için, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz. Bunu başka niyetlerimizi gizlemek için değil, samimiyetle yaptığımız için de gittiğimiz her yerde hüsnü kabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Dün Suriye'de bunu yaptık. Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da bunu yaptık. Yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı ihlaslı ve hakkaniyetli duruşta kardeşlerimizin yanında olacağız. 15 Temmuz sadece ülkemizde kendi istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmanın değil, aynı zamanda işte bu büyük vizyonun da sembolüdür. Tabii her husus gibi bu gerçekte görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, kavramak isteyen zihinler, sevinçle çarpmak isteyen kalpler, umutla dolmak isteyen gönüller için geçerlidir. Hamdolsun, milletimiz bizi anlıyor, bize istikamet gösteriyor, bizimle birlikte yürüyor. İşte bunun için ülkemizi esir almaya çalışan müstevlilere bir asır önce olduğu gibi Türkiye geçilmez diyoruz. İşte bunun için milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz. Dün başaramadılar. Bugün başaramadılar. Yarın da inşallah başaramayacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Varsın kim kiminle yürürse yürüsün. Bizim yoldaşımız milletimizdir. Bizim yoldaşımız Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs çıkarmasından 15 Temmuz'a tüm şehitlerimizdir. Bizim yoldaşımız her biri dünyaya, özellikle dünyaya bedel mücadele azmiyle dolu gazilerimizdir. Bizim yoldaşımız aksakallı dedelerimizin, beyaz tülbentli ninelerimizin gözyaşları içinde ettikleri dualardır. Bizim yoldaşımız dünyanın dört bir yanında kalbini ve gözlerini bize dikmiş mazlumların umutlarıdır. Bizim yoldaşımız kendileri ve ülkeleri için kalpleri kıpır kıpır heyecan dolu, proje dolu istikametlerini 2053'e çevirmiş gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Gerisi lafı güzaftır. Hani Arşimet
bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım diyor ya. Biz de diyoruz ki işte bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri bir daha 15 Temmuz gibi ihanetlerle imtihan etmesin diyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin diyoruz. Rabbim her işimizi kolay kılsın, her gayretimizi hedefine ulaştırsın diyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Salı günü vasıl olacağımız Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günler hürmetine milletimizi, Müslümanları ve tüm insanlığı felaha kavuşturmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete seslenişi ekranlarınıza getirdik ve nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça istikbalimize daha sıkı sarılacaktır dedi Cumhurbaşkanı. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz dedi. Bu darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Ve dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar dedi. Ve şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bugüne özel hazırladığı bir anma etkinliği var. Galata'da ve Sultanahmet Meydanı'nda özel bir ışıklı koreografi gösterisini izliyorsunuz. Ekranınıza gelecek şimdi. Vurulmuş, vurulmuş düşmez bir türlü yere. Karşındakine ürkü verir. Karışmış sanki ölümsüzlere. Vardık kapısına gazilerin selam ile. Aynı neslin şerefinde birleştik nam ile. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine karşı vatanı, bayrağı, hürriyeti uğruna yüz binler sokağa döküldü. Namluların üzerine çıplak elleriyle yürüdü. Durmadı. Evdin, sokaktın, köprüydün artık. Topraktın, vatandın, bayraktın hem. Bir değil, binlerce. Kadındın, erkektin, çocuktun, gençtin, sestin, hayattın. Cesurdun, yarındın, yarınlardaydın. Sen Türkiye, ayın, yıldızın parlar ta uzaktan. Korkusuz, hesapsız, yüreklerce. Sen Türkiye'sin, geçilmezsin. On beş Temmuz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez. Vatanı ve bağımsızlığını korumak uğruna mermilere göğüs geren Mehmetçik ölmez.
cesaretin geçilmez. 15 Temmuz'da iki kıtanın birleştiği yerde hainlerin namlularının üzerine çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez. Azmin geçilmez. Savunmadan teknolojiye, enerjiden sağlığa, her alanda güçlenen, emek vererek yükselen, zaferlerin ertesinde soluklanmadan çalışmak gerektiğini bilen bir millet yenilmez. Mavi vatan geçilmez. Oruç Reis'in, Barbaros'un, Turgut Reis'in destan yazdığı engin mavi sulardaki varlığın engellenemez. Doğu Akdeniz geçilmez. Ay yıldızın ulaştığı her yeri aydınlatan, muhtaç olana uzanan şefkat ve yardım çaban geçilmez. İstikbali göklerde olan, her an yeniye ve daha iyiye doğru sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen Türk gençliği geçilmez. Gerçek gücün birlikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı, Türkiye'sin. Türkiye geçilmez.